Evet arkadaşlar, Pantheon'dayız. Görmüş olduğunuz gibi bu görkemli yapının hemen öndeyiz. Şurada bir tane de yine bir Mısır'dan getirilmiş dikili taş var Pantheon'un önünde. Peki bu Pantheon ne? Pantheon, Antik Roma'nın sadece en iyi korunmuş mimari yapısı değil, aynı zamanda da dünyanın en büyük beton kubbesi olarak geçiyor. Öyle bir iddialar var, birazdan içeri göreceğiz. Kubbenin tavanında yer alan güneş ışığının girmesine izin veren, tabii birazdan yine göreceksiniz, ortası boş, aynı zamanda yağmur suyunun da girmesine izin veren Oculus ya da göz adı verilen bir açıklık var, yuvarlak. İlk başlarda Roma tanrılarına ithaf olmuş olsa da milattan sonra 608 yıllarında Hristiyan kilisesi haline getirilmiş burası ve aslında şanına da o zaman, ondan sonra kavuşmuş. Bir şey daha var burayla ilgili ilginç olan. Burası Dan Brown'un, biliyorsunuz, Mekler ve Şeytanlar adlı kitabı vardı ve sonra da ondan uyarlanan bir film vardı. O filmdeki kilit yerlerden bir tanesi. Kabristan olarak da kullanılan Pantheon'da ünlü Rönesans ressamlarından Raphael'in kabrini göreceğiz birazdan. Ayrıca bir tane de kralın kabri var. Buraya giriş ücretsiz ki gayet iyi bence. Sadece rehberli bir tur varsa o ücretli oluyor. Şimdi içeriği görelim. İşte göz adı verilen, güneş ışığının ve yağmur suyunun girmesini sağlayan o yuvarlak. Biraz önce yağmur yağıyordu ve yerler ıslaktı, onun düştüğü yerler. Evet, şurada Hazreti İsa ve onun kavarisini resmeden bir resim var, gördüğünüz gibi. Pantheon'daymış gibi sanki. Burası törenlerde, yani ayinlerde kullanılan alan ve sadece yazmışlar dua edenler girebilir diye.
Şimdi Rafael'in mezarına doğru gidiyoruz. İşte şu karşıdaki anne ve çocuğu heykelinin altında Rafael'in mezarı. Rafael tabii ki hem İtalyanlar için hem de Hristiyanlar için çok önemli bir mimar, heykeltıraş, ressam. Tüm özellikleri kendine toplamış bir insan. Ve girerken söylemiştik aslında, burada aynı zamanda bir kralın da mezarı var. Kral 1. Humbert'in mezarı. Ve son olarak Aziz Joseph'in şapeli. Elegant square from the first century classical.